sıradaki haberle devam edelim. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasının ardından Yunanistan teyakkuzda. Dün ardı ardına gelen tepkilerden sonra Yunanistan bir adım daha attı. Türkiye'ninkine karşı Navtex yayınladı. Yunanistan'dan Türkiye'ye hamle geldi. Yunan donanması karşı Navtex yayınladı. Türkiye Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj faaliyetinde bulunacağını açıklamış, konuya ilişkin bir Navtex yani duyuru yayınlamıştı. Yunanistan'sa karşı Navtex yayınladı. O bölgede Kandiye Navtex istasyonu mesajları geçerlidir denildi. Türkiye'nin duyurusunun geçersiz olduğu öne sürüldü. Tüm denizcilerden Türkiye'nin yayımladığı mesajı görmezden gelmeleri talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Yunanistan'ın adımları bununla sınırlı değil. Yunan donanmasından bir kaynağa dayandırılan haberde ordunun Güney ve Güneydoğu Ege bölgelerine savaş gemilerini gönderdiğini yazdı. Ajansa göre gemilerin hazırlık seviyesi yüksek. Yunanistan siyasi girişimlerini de sürdürdü. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin gündemindeki konulardan biri de Doğu Akdeniz'deki gerilimdi. Yunan ana muhalefet lideri Alexis Tsipras ise Türkiye'ye ilişkin bir iddia ortaya attı. Eski Yunan Başbakanı, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rodos ve Meis Adası yakınlarına 40'tan fazla savaş gemisi gönderdiği iddiasında bulundu. Şimdi bu bölge uzun süredir hareketli. Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz derken tabii ki bir taraftan Libya'dan da bahsediyoruz. O da öbür ucu Akdeniz'in. Bunları birlikte anlamaya gayret ediyoruz bugünlerde. Bu restleşme işini de, Navtex restleşmesi işini de emekli tümamiral Cem Gürdeniz'le konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi sormalı Cem Bey. Siz nasılsınız? Ben deyim. Kaç dakikam var? 15 dakikamız var. Aa, çok güzel. Peki, çok oldu. İyi. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Şimdi Yunanistan bir hayal dünyasında yaşıyor. Cem Bey, ricam olacak. Önce bizi izleyenlerin kavramları doğru anlaması açısından. Evet. Navtex yabancı bir kelime geliyor bizim kulağımıza. Tabii sizin alanınızda terminoloji başka. Navtex ne ilan edildiğinde ne oluyor? Bir onu anlatır mısınız bize önce? Tabii esasında Türk kamuoyu Navtex'i bayağı iyi biliyor. Çünkü bu Navtex savaşları dikkat ederseniz son 3 yıldır devam ediyor. Yani Mavi Vatan mücadelesinde en önemli araçlardan biri haline geldi. Sabah erken kalkıyor Yunanistan, ben Navtex ilan ettim. Türkiye'nin Navtex'ini tanımıyorum diyor. Navtex Navigational Telex demek. Yani seyir tehlikelerini size dijital teknolojiyi kullanarak, telsiz teknolojisini kullanarak böyle bir formda, kağıtta, işte şurada şu tatbikat var, burada şu fırtına geliyor, burada şu batık var, burada şu kaza oldu. Bu tip öyle emniyete, güvenliğe yönelik konuları aktaran bir sistem. Şimdi burada da koca bir sismik gemi. Arkasında yüzlerce metre gerisinde demin görüntüde seyirciler gördü. Efendim sismik hatlar çekiyor. Tabii ki bu geminin yakınına girmek tehlikeli. Niye? Milyonlarca dolarlık sistemler onlar. Dolayısıyla tabii ki etrafında da gemiler oluyor. Şöyle şu an tartışmalı bölge olduğu için savaş gemileri de var. Haklı olarak diyor ki bölgeye girme kardeşim. Girersen de kendi riskinle girersin. Yani burada bir sorun çıkar da uluslararası mahkemeye gidersen sen kendi riskinle girdiğin için ben suçlu olmam. Ben bunu ilan ettim. İşin özü bu. Hangi bölge bu? Hangi, şu anda ilan edilen burası, bölge neresi? Kiritler Meis'ten Rodos arasında bir bölge. Yani Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde. Hatırlayacaksınız Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya ile bir deniz sınırlandırma mutabakat muhtırası imzalamış. Evet. İki gün sonra ne yaptı Türkiye? Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı koordinatlarını Birleşmiş Milletler'e deklare etti. Ve dolayısıyla ne demiş oldu? Bu bölge benim bölgemdir. Bu bölgenin içinde de Türkiye açık deniz alanlarındaki bu tehlike mesaj sistemini Navtex'i de kullanarak diyor ki ben kıta sahanlığımın içinde sismik araştırma yapacağım. Ne güne kadar? 2 Ağustos'a kadar. İşte yer yerinden oynuyor. Neden? Bakın o Meis Adası denen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kanserli çıban başı. Yani Yunanistan'ın, hayal dünyasında yaşayan Yunanistan'ın Türkiye'ye yarattığı en büyük sorun alanı. Ben bütün kitaplarımda, bütün makalelerimde yıllarca evvelden yazdım. Meis Adası, Çıvanbaşı, buradan çok ciddi sorunlar çıkacak. Türkiye ile Yunanistan büyük bir krizin eşiğine gelecek. Sebebi de şu, bu adanın etrafı
15-20 kilometre civarında. Türkiye'den uzaklığı 2 kilometre Kaş'ta. Fakat bu adanın Yunan iddialarına göre, Avrupa Birliği iddialarına göre Türkiye'den almak istediği alan 50 bin kilometre kare. Yani bunu ancak gülerek bu yorumu karşılayabiliriz. Ama maalesef bunu Yunanistan buna inanıyor ki uluslararası hukukta, uluslararası deniz hukukunda bunun yüzlerce aksi örnek olmasına rağmen, yani mesela Kanada ile Fransa arasında Miquelon adası, Jersey adası, İngiltere ile Fransa arasında, yani ters taraftaki adalar, bir dolu case var. Buna rağmen Yunanistan ısrarla bunları da göz ardı ederek benim hakkım bu diyor. Mümkün değil bunu kabul etmesi. Türkiye'de hiçbir iktidar bunu kabul edemez. Bu o kadar ciddi bir egemenlik saldırısı ki Türkiye'ye, Sevr'den beter. O yüzden biz ne diyoruz? Denizdeki ikinci Sevr diyoruz bu adalara bu kadar pay alarak Yunanistan'ın bizi Antalya Körfezi'ne sıkıştırması. Şimdi burada sorun Yunanistan'daki anlayıştan geliyor. Bakın arkasında kimler var? AB var. AB'nin arkasında olması da çok doğal. Çünkü Kıbrıs Rum kesiminin 2003'te ilan ettiği deniz yetki alanını da AB adına ilan etti. Ben dedi AB adına bütün adayı temsil ediyorum. Buyurun benim alanım budur dedi. Hangi haritayı kullandı? Avrupa Birliği'nin 2000'li yıllarda Sevil Üniversitesi'ne yaptırdığı haritayı. Bu harita Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsediyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir daha söylüyorum. O yüzden yani Yunanistan'ın tehditlerinin içi boş. Bir kere bunu bilin. Yani donanması... Evet. Sayın Gürdeniz affedin. O harita 2013 yılında yaptırılmış bir harita ve nereye yaptırılmış dediniz? 2000'li yılların başında. 2013 değil. 2000'li. Ama o haritayı baz alarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2004'ün 2 Nisan'ında MEB'ini ilan etti. Münhasır ekonomik bölgesini maksimalist bir şekilde. Bu harita hazırlandığında Türkiye ne yapıyordu? Türkiye haklı olarak Türkiye bu haritayı tanımadığını ilan etti. Türkiye'de haritalarını, kendi haritalarını tamam. 2002'den itibaren yayınlamaya başladı. Hatta 2002'de 22 Mart tarihinde 33-40 enlemi üzerine, yani bizim çizdiğimiz haritadaki bir mevkiye Kıbrıs adına iş yapan bir gemi geldiğinde, kardeşim burası bizim yerimiz, çık git buradan dedi Türkiye. Ve adam güneye dönmek zorunda kaldı. Bakın 2002 yılında. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz Savaşı'nın başladığı gün odur. O gün başlamıştı. Şimdi o nedenle Yunanistan'ın yapması gereken şu. Yunanistan diyecek ki bu iş, bakın bu iş ya mahkemede çözülür ya silahla çözülür. Ya da Yunanistan anlayacak, diyecek ya bu Türkiye haklı. Onların Profesör Rozakis'i vardır. Çok ünlü bir adam. Deniz hukuku uzmanı dünya çapında. O bile bundan bir ay evvel bir televizyon kanalında moderatöre dalga mı geçiyorsunuz dedi. Bu adaya bu kadar yer verilir mi gibi bir şey yaptı. Adamı aforoz ettiler. Karşımızda rasyonel bir toplum yok. Yani Helenizmin dünyasında yaşayan, kendi içinde hayaller olan bir topluluk var. Ama bizim egemenlik alanımıza müdahale ediyorlar. Bunu edemez. Şimdi bakın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2 gün evvel bir açıklama yaptı. Türkiye'yi dedi, bu yayınladığı NAVTEX'i uygulamamasını istiyoruz. Çünkü bölgesel barış ve istikrara bak burada kullandığı kelime disputed waters. Disputed. Nedir bu? Yani tartışmalı sular. Yunanistan'da yer yerinden oynadı. Amerikan üslerini kapayalım. Nasıl biz bu sulara disputed der? Bunlar Yunanistan'ın kıta sahanlığı. Yani aklınız almaz. Bir daha söylüyorum. Karşımızda rasyonel bir topluluk yok. O bakımdan Türkiye'nin politikası uygun. Dilerim Türkiye bu 2 Ağustos'a kadar bu süreç. Burada tabii ki diplomasiyi kullanır. Tabii ki ikna eder. Mesela Türkiye ile büyük devletlerin görüşüp böyle saçma sapan 2 kilometre uzakta çevresi 20 kilometre olan bir adaya 1700 kilometrelik Anadolu sahili karşısında 50 bin kilometre kare alan verilmesini, yani Merkel de kabul etmez, efendim Trump da kabul etmez, kimse etmez. Çünkü örneği yok. O bakımdan belki o ülkeler Yunanistan'a ya sen dalga mı geçiyorsun, ateşle oynuyorsun diyebilirler ve ikna edebilirler. Yoksa üzülerek söylüyorum, bu iş yani şu an gambot diplomasisiyle yürüyor. Yani Türk Deniz Kuvvetleri tabii ki böyle bir şeyde o gemiyi yalnız bırakacak hali yok. Tabii ki üst seviye hazırlık durumu olacak ama Yunanistan dilerim böyle bir hataya düşmez. Çünkü orada ilk ateşi kullanan, ilk silahlı güç kullanan ülke durumuna düşerse uluslararası hukukta 3-0 yenilmiş olur. Çünkü zaten şu an bir kıta sahanlığı ilanı yok. Zaten bizim NAVTEX üzerine bir NAVTEX ilan etmiş. Bir de kalkıp orada güç kullanarak bu gemiyi önlemeye kalkmaya çalışırsa o sorumluluğu almış olur. Türkiye'nin yaptığı
başından itibaren Doğu Akdeniz'de doğrudur diye düşünüyorum. Sayın Gürdeniz, anlattıklarınızı not alarak dinlerken benim zihnimde oluşan başlıkları söyleyeyim. Onlar üzerinden de yeni açıklamalarınızı rica edeyim lütfen. Birincisi 50 bin kilometrelik bir alan diyorsunuz Meis Adası kare. Üzerinden. 50 bin kilometre kare. Evet, çünkü yüzeyden bahsediyoruz. 50 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz Meis üzerinden. Ben bu kafalarda canlansın diye arkadaşlarımdan bir harita şimdi vermeyin. Rica edeyim arkadaşlar. Onu getirin, getirsinler ki siz bir anlatın bir. Sevil haritası deyin, onlar bilir. Evet. O iş, hazırladıkları bir harita var. Reci biliyor, şimdi getirecekler ama. Peki. Onun dışında da şu diğer başlıkları da hızla söyleyeyim ki onlar üzerinden sohbetimizin bu kısmını kuralım diye anlatacağım size. Şimdi benim dikkatimi çeken şeyler arasında şu var. Birincisi, siz diyorsunuz ki Yunanistan'da bu adımlar rasyonel bir politika yapımıyla ilerlemiyor. Hayır. Burada bir Helenist hassasiyet üzerinden deniz sahasına yansıma var diyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada eğer işin psikolojisi bu ruh hali politika yapımında devreye giriyorsa ben şunu düşünüyorum. İlan edilen NAVTEX'ler ve karşı ilan edilen NAVTEX'ler üzerinden denizde bir gerginlik mümkün olur mu? Mesela umarım mümkün olmaz ama böyle bir risk var mı, öyle sorayım size. Yani Ege'de it dalaşı ifadesi bu konjonktürde ve geçmişte de Türkiye'nin Yunanistan'la olan ilişkilerinde çok gündeme gelmiş bir ifade. Bunun, bu gerginliğin mesela denizde NAVTEX üzerinden taşınması gibi bir risk siz görüyor musunuz? Bu iki şeyi merak ettim ben. Harita gelsin. Önce lütfen bu 50 bin kilometre karelik alanın harita üzerinde Akdeniz'de şu alanda neye karşılık geldiğini bize bir anlatın. Evet. Sizden ricam. Sonra tabii, da diğer soruya geçelim. Gerginlik riski var mı burada? Vakti kıymetli kullanalım. Harita gelene kadar söyleyeyim. Gerginlik riski... Harita ekranda. Meis adası var da o esas onların sınırlandırma adası var. Kübra Par'la yaptığımız programda sürekli koydukları bir harita vardı. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne, onu bulabilirlerse iyi olur. Onu şu an arkadaşlarım bulamayabilir. O program ayrı bir arşiv çünkü, evet. Meis adasına bir hat çizin. A harfi Akdeniz'in A'sından geçirin. Meis adasıyla Akdeniz'in A, Z'den bir işte o payı, o üçgeni Yunanistan benim diyor. Yani komik. Sadece bu kelimeyi kullanabilir. Komik. Yani bakın, çevresi o adanın 20 kilometre. Anadolu 1700 kilometre. Adam kalkıyor. Ben diyor, bu adaya kıta sahanlığı verirsem diyor 50 bin kilometre. Ve bunu istiyor. Yani bu kadar akıldan, hukuktan, hak ve nisbetten, adaletten uzak bir fikir dünyasında yaşıyor. Şimdi size soruyorum. Bu insanlarla nasıl anlaşacak? Onlar şöyle düşünüyor. Denizler Hristiyanlara, bize karalar, işte bu 16. yüzyıldan beri bunların paradigması odur. Hatta Katemirini gazetesi 27 Kasım 2019 anlaşmasından sonra aynen şunu yazdı. Bakın ne dedi biliyor musunuz? Biz Lozan'da İonya'yı, yani Batı Anadolu'yu onlara bıraktık. Onlar karşılığında Ege'yi bize bıraktı. Ama şimdi Ege'yi de Akdeniz'de istiyorlar diyor. Kafa yapıları bu. Yani şimdi nasıl anlaşacağız onlar? Şimdi az önce dediğim gibi Amerikan Büyükelçisi şeye gitmiş, Dede Ağaç'a gitmiş. Orada üst kuruyorlar biliyorsunuz. Onu Twitter'da yayınlamışlar. Amerikan Büyükelçisi böyle muzaffer komutan gibi girmiş. Hep arkalarına başkalarını alarak geliyorlar. Şimdi burada bir çatışma riski var mı? Bakın, ben Teğmen'dim. Ege'de karasuları sorunu, kıta sahanlığı sorunu bütün meslek hayatımı bağladı. Hepimizi, bütün Bahriyelileri. Ve Bahriye o dönemde en az 5 kere Ege'ye savaşmak için Kardak krizi dahildir. Yani kıta sahanlığı krizleri 75-76, 87, daha sonra karasuları krizi, daha sonra Kardak krizi. Ben amiral olduktan sonra, yani 2004'ten itibaren de bütün yoğunluğumuzu nereye verdik? Akdeniz'e. Çünkü Akdeniz'de kaybedeceğimiz alan, deniz yetki alanı 150 bin kilometre kare. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz ve hidrokarbon kaynaklarının olduğu biliniyor. Biliniyor, gaz hidratlar var, hidrokarbon. Ege'de bilmiyoruz çünkü 12 Mart 1976'dan bu yana, 12 Kasım 76'dan bu yana Bern mutabakatı nedeniyle Ege'de bu tip gemilerle sismik yapamıyorsunuz. Denizin dibinde ne var bilemiyorsunuz. Böyle bir anlaşma var. Onlar da uyuyor, biz de uyuyoruz. Ama Ege'de her yeri alsanız, bütün adalar sizin olsa, yani o 152 tane ada, adacık, kayalık var ve Türkiye'nin karasuları dahil ve de %49'luk o açık deniz alanının yarısını aldığımızı düşünelim. Ege'deki alanımız 50 bin kilometre kare. Burada bizden çalmak istedikleri Afşin Hanım,
150 bin kilometre kare. Mücadele bunun mücadelesi. Türkiye buna direniyor. Kim için direniyor? Gelecek kuşaklar için direniyor. Bu kadar büyük kaynakların olduğu bir alanı biz Yunanistan arkasına ABD'yi ve AB'yi alarak istiyor diye verecek durumda değiliz. Hiçbir hükümet buna evet diyemez. Şimdi bu risk tabii ki devam ediyor. Her zaman vardır bu risk. Ama Türkiye'nin eli şu an çok ama çok güçlü. Çünkü burası Türkiye'nin ön bahçesi. Aksaz deniz üstünden en fazla 60-100 mil ötedeki bir alanı söylüyorum size. Yani kuzeyden gelecek gemiler için de çok kısa sürede intikaller yapılabilir. Çünkü çok yüksek hazırlıklı bir Türk donanmamız var çok şükür. Bu kadar başından olay geçmesine rağmen. Ve şu an ben Yunanistan'ın yerinde olsam asla ve asla böyle bir şeyi hayal bile etmem. Bakın denemem demiyorum, hayal bile etmem. Ya ben 24 Temmuz tarihinde size sormak istiyorum. Az önce Lozan'a referansta bulunduğunuz için. Bir taraftan da Yunan kamuoyunda çok hassasiyet de yüksek. Mesela Ayasofya kararıyla ilgili olarak. Ya siz bu ruh halinin Akdeniz'de olası bir gerginliğe de dönüşebileceğini düşünüyor musunuz? Ben yani birkaç platformda da söyledim. Yani Ayasofya kararının zamanlamasını eleştirdim. Yani o egemen hükümetle ülkeye ait bir karar evet. Tabii. Bir de bu karar üzerinden Mustafa Kemal'e ve o döneme eleştiri yapılmasını şiddetle eleştirdim. Hala eleştiriyorum. Fakat Ayasofya kararına ayrı bir şeyde tutuyorum onu. Yani Yunanistan hayal dünyasında yaşadığı için. Türkiye açısından için sormadım. Sayın Gürdeniz bu nokta önemli. Ben Türkiye açısından değil Yunanistan'da bu durumun algılanması ve siz az önce bir şeye işaret ettiniz. Dediniz ki rasyonel hareket edilmiyor. Bir endişeyle hareket ediliyor. Yunan tarafını analiz ederken böyle söylediniz. Dolayısıyla ben o açıdan değerlendirmeye sordum. Siz nabzı nasıl okuyorsunuz o tarafta? O açıdan sordum. Nabzı şöyle okuyorum. Yunanistan bir kere bu Türkiye... Türkiye'nin bu davranışı, Yunanistan'ın söz söylemesi şöyle hakkı yok. Batı Trak yaşananları biliyoruz, bir. Atina'da cami yok. Yani Batı Trakya'da kendi müftüsünü seçemeyen toplumu var. Şimdi o yüzden altında şeyin Yunanistan'da Ayasofya kararı üzerinden Türkiye'ye saldırmasını anlamak mümkün değil. Bir kere bir eşitlik söz konusu değil. Yunanistan kendi içine bakmalı. Şöyle içine bakmalı. Her Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken Ayasofya önünde tören yapıyor. Biliyoruz bunu kılavuz kaptanlardan öğrendik. Selamlıyorlar Ayasofya'yı. Yani sanki kendi... Bakın ne dedim size? Rasyonel bir devlet yok. Bizans hayaliyle yaşıyor. Yani Ayasofya kararı onlar için esasında güzel bir esasında Türkiye'nin mesajı da olmuş. Yani bir bakımdan. Ben Türkiye'nin iç politikası açısından zamanlamayı uygun bulmadığımı söyledim. Onu söyleyeyim. Yani Yunanistan'a karşı açıkça söyleyeyim umurumda bile olmaz. Çünkü Yunanistan bunu hak eden bir ülke değil. Bakın bir daha söylüyorum. Batı Trakya'da müftüsünü seçemeyen Türkler. Atina'da cami yok. Bütün camileri müze yapmışlar. O ayrı bir şey. Din konusu ayrı bir şey. Sayın Gürdeniz ben soruyu aksına taşıyayım tekrar. Konuşu. Ben Ayasofya kararının Türkiye kamuoyunda ya da Yunan kamuoyunda nasıl algılandığı, tartışıldığı, haksız, haklı görüldüğünü sormayıyorum size. Soru o değil. Ama diyorum ki Yunanistan'da bir politik refleks şekillendi bu Ayasofya kararı sonrasında. Sizin alanınız olan noktaya teması ne olur bu harekete geçen siyasi refleksin yani, onu merak ediyorum. Fakat, yani burada da yani evet, Navtex üzerinden yaşanan refleksleşmede de bir yansıması olur mu onu soruyorum. Politik değil jeostratejik bir mesele açısından şöyle, değerlendirmeniz bunlar, tabii ki psikososyal etkisi olan olaylar. Psikolojik ve psikososyal. Halkı ajite etmek için kullanılabilir ve Yunanistan bunu kullanıyor. Yani Twitter'da bir dolu bu konuyla ilgili ben yani bana gelen mesela benim Twitter hesabım yok ama önemli şeyleri gönderiyorlar görüyorum. Orada bunu kullanıyorlar. Buna tabii ki kullanacaklardır. Karşımızda çünkü panhelenistik Bizans hayaliyle yaşayan bir o da bir sembol olduğu için kullanacaklar. Ama dediğim gibi her ülke haddini bilmeli. Her kıymetini de bilmeli. Şu an Türkiye'den ben Yunanistan olarak asla ve asla ama Yunanistan'da dilerim böyle bir hataya girmeyin. Peki. Böyle bir hataya girmeyin. Peki. Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sıradaki haberle devam edeceğiz.